Bak şöyle toptan bir sohbet edeyim sizinle bununla ilgili. 21 sene kaç sene? 10. 10 sene kaç sene? 10 da benden. 10 da senden. Daha da inşallah uzun sürecek. Eyvallah. 10 sene de olsa 21 sene de olsa sadece komikseniz, sadece çok iyi şarkı söylüyorsanız, bak sadece diyorum, sadece çok duyguluysanız ve sadece çok samimiyseniz hiçbirisi yetmiyor. Çok zekiyseniz sadece o da yetmiyor. Bu böyle. Zekan seni ileri götürdükçe duygunun seni çekeceği, duygun çok öndeyken zekanın seni çekeceği, dengeyi çok iyi kurabileceğin bir şeyi anca ayarlayabilirsen 21 sene gidiyor. Yani orada işte Mustafa Sandal o dengeyi orada kurduğu için, ha sen orada hala babaya falan, şimdi böyle bir durum var falan, işte o olmuyor. Sen abi, ben seni yarışmada izliyorum mesela. Yarışmada bak, bu çok güzel bir şeydir. Bir espri, bir yerden gidiyorsun, yapma İlker, o yapmadı tamam güzel. Aa İlker çok düşüyor, hayır hemen İlker durumu kaldırıyor. Samimiyet dediğin şey, insanlarla samimi olmak zorundasın yarışmada. Samimiyet dediğin şey o kadar zor bir şeydir ki. Aslında çok kolaydır ama insan kendisi zorlaştırır bunu. Fazla samimi olayım, fazla, çünkü sen yarışmada görüyorum ben, lan da diyorsun, lun da diyorsun, doğru mu? Bir sürü şey var, aa bu yakışmayabilir. İşte o samimiyet senin içten gelen bir şey, o iç dengeleyici şey, o acayip yakışıyor. Ve yani senin işin içinde bence çok önemli. Sen yazılanı oynadığın için sende başka bir durum var. Onu ben çözemem ve söyleyemem ama sen çok güzel anlattın biraz önce, ama o çok iyi bir denge. Bence işte bu ayakta kalmanın bu kadar sene formülü bu. Ya Beyazıt, şeyi çok dikkate alman lazım bence. Yani kolektif zeka çok güçlü. Bu kadar insan burada otururken hiçbir birbirleriyle konuşmuyorlar. Fakat ortak bir fikirleri olabiliyor. Ortak bir karar verebiliyorlar. Hiç birbirleriyle temas etmeden, yani bir sohbete girmeden buradaki bir performansla, bir espriyle, bir olayla alakalı bir fikirleri olabiliyor. Dolayısıyla bu işi yaparken karşındaki kolektif zekanın gücünün farkında olman lazım ve o yüzden samimiyet taklidi ya da samimi olmanın taklidi gibi şeyleri kabul etmiyor o kolektif zeka. Allah korusun, en tersten dayağı yiyeceğin yer, evet. Yanlış, bir anda samimiyetsiz oluverirsin. Ki bizim ülkedeki, yani bizim hiç sevmediğimiz bir şeydir. Anında samimiyetsiz damgasını yedin mi gidersin. O ses, ya ne o parça, son dönemde patlayan Koreli adamın parçası? Gangnam Style. Gangnam Style. Ben acayip, o bir hareket var orada, hastayım o hareket abi. Bir ufak bir VTR, Gangnam Style'in kendi, yani adamın, Koreli adamın VTR'sini çok kısa izleyelim, bir hatırlayalım. Patladı, bütün dünya bu adamı konuşuyor. Bu Gangnam Style ile ilgili bir iki tane veteranımız var. Bunlardan bir tanesi, dizi filmlerin içine Gangnam Style'ı yerleştirdik. Evet, baktık dünyada yapmışlar bunun benzerlerini. Biz de neden olmasaydık. Önce bir onu izleyelim. Sonra bir iki hareketimiz daha var bununla ilgili. Evet, buyurun. Ayy. Dün Faik'le konuşmam bile iyi niyetinden. Evet. Tabii. Gangnam Style'ı yakalayınca ben de bırakmak istemedim bunu. Mustafa Sandal o ses Türkiye'deyken, buradan Acun'a da selamlarımızı gönderelim. Sahiden çok güzel işler yapıyor. O ses Türkiye'nin içinde de bakalım Gangnam Style'ı ben yaparsam neler olur? Bir hep beraber izleyelim. Buyurun.
Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Ben seni istiyorum. Tamam. Ben seni istiyorum. Tamam, tamam. İşte bu. Ben seni istiyorum. Hadise. Ben yerime oturamıyorum heyecanla. İyi, beni geç. Bu şarkıyı dinlerken ki heyecanımı, o çocukluk heyecanlarımı yeniden hissettirdin bana yani. O yüzden döndüm. Hakikaten yani bu şarkıyı okumaya devam etseydin burada oturup ağlayabilirdim. Çünkü o kadar duygulandım, o kadar ya içten, Murat, o kadar güzel söyledin. Of 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 of. İsmin nedir? İsmini öğrenebilir miyim? Bihter Ziyagil. Yani Aşk-ı Memnu popüler olduğu dönemde ben adımı Bihter Ziyagil koymuştum. Öyle de kaldı. Popüler olan ne varsa kendime uyarlamayı çok seviyorum. Bu Gangnam Style şarkısını söyleyen adamı da ben onun için takip ettim. Yani ben bir şekilde yırtmak istiyorum artık yani, evet. Sen bu işi çok mu seviyorsun? Çok seviyorsun herhalde. Yok ya, ne sevmesi ya. Ben hani bir şekilde parayı kısa yoldan kazanıp benim derdim alemine bakmak yani. Başka onun için de ben böyle türbünlere oynuyorum. Yani ben halk neyi seviyorsa ben onun yanındayım. Bak şimdi. Hayvan hakları engellenemez. Hayvan hakları için sokağa dökülelim. Evet. Abi ben bu ünlü olma işine çok sardım. Beni Allah'ın severseniz ünlü yapın ya. Gidebildiğin kadar uzun yol gitmek istiyorsun. Doğru mu söylüyorsun? Abi ben ünlü olmak için benim yapamayacağım şey yok ya. Ben size açık konuşayım valla. Benim karakterim oturmamış tam yerine. Yani ben bugün Erin Koreli'sini böyle taklit etmeye çalışıyorum. Geçen ayda mesela Lady Gaga gibi gezdim yani. Onun için hani beni hanginiz ünlü yapabilir onu da merak ediyorum. Ben biraz kararsız kaldım şimdi. Kimi seçsem diye de kararsız kaldım biraz yani. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok açık ve net. Burada da yani şu jüri arasında da 13 milyon tirajlı bir tek adam oturuyor. Gangnam Style şarkısını söyleyen adamın şarkısı bir ayda 330 milyon kere izlendi ya. Sen hala 13 milyon diyorsun ya. Yok aga, ben size bir şey söyleyeyim. Ben size açık konuşayım. Bana Aykut Hoca gibi jüri lazım. Aykut Kocaman gibi. Böyle yoktan var edecek adamı. Sıcacık, sempatik, güler yüzlü yani. Ben onunla efsane olacağıma inanıyorum. Efsane. Yani ben senin gözlerinden beni istediğini anladım. O yüzden fazla bir şey söylemiyorum ya. Yani. Yo, bakıyorum öyle sadece. Beni seçersen, benim takımımda olursan çok mutlu olurum. Karar senin. Kararın ne olursa olsun, hayırlı olsun. Ben Mustafa'yı seçiyorum ya. Valla tamam, ben kararımı verdim. Ben Mustafa'yı seçiyorum ama bir şartla. Ay'a benzeteceğim beni. Takıma hoş geldin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,